Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün farklı bir güne başlarkenle karşınızdayız. Bugün şiddetin kaynağını arayacağız birlikte konuğumuzla. Evet, gün geçmiyor ki sizlere şiddet haberi vermeyelim. Savaş dahil, çatışmalar dahil, bireysel şiddet dahil. Son günlerde özellikle doktorların ve öğretmenlerin uğradıkları şiddeti haber olarak görüyorsunuz evlerinizde diyelim. Ve konuğumuz ODTÜ Sosyoloji Bölümünden Sayın Profesör Sayın Sibel Kalaycıoğlu. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Tatsız bir konu evet ama sanki istatistiklerde bir artış gösteriyor. Acaba zamanın ruhu mu şiddet diye merak ediyoruz ve şiddetin kaynağını konuşalım istiyoruz sizinle. Genel olarak nasıl bir çerçeve belirliyorsunuz? Örneğin mesela dilerseniz buradan başlayalım. Zamanın ruhu mu şiddetin artışı? Tabii ki yani zamandaki hani atmosferde olan hani insan atmosferde olan olaylar gayet tabii insanları etkiliyor. Nedir? Yani iklim anlamında söylemiyorum, insan atmosferinden bahsediyorum. Dünyadaki olan olaylar, toplumsal olaylar, günümüzde olan olaylar ve yaklaşımlar tabii ki etkiliyor insanları, insanların ruh halini veya davranışlarını. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Zaman içinde bundan 100 sene önce insanları neler etkiliyordu, bugün neler etkiliyordu diye baktığımız zaman tabii zaman içinde bu faktörler oluyor. Siz de bir artış olduğunu anki, tespit ediyorsunuz şimdi mu? Şöyle bu artış konusu hep söyleniyor da. Artışı çok farklı yorumlamak mümkün. Yani artış dediğimiz zaman biz tabii bilimsel olarak, istatistiksel olarak bakmak durumundayız. Yani bundan 10 sene önce, 20 sene önce, 50 sene önce bu duyarlılık var mıydı? Veya böyle kayda geçmiş şiddet olayları var mıydı? Dolayısıyla bugün onlarla kıyaslayarak mı arttı diyoruz veya eksildi diyoruz. Bu anlamda benim bunu söylemem çok zor. Yani arttı dediğim demek söylemek çok zor. Bir defa algı değişiyor. Şiddet neyi, hangi tip davranışları şiddet olarak algıladığımız çok önemli. Tanımdan başlayalım önce, o zaman. Yani 50 sene önce benim annem veya babam bugünkü şekilde mi anlıyorlardı acaba şiddeti veya şiddet içeren davranışları? Tanımdan başlayalım o zaman yani Sayın Kalaycıoğlu. Bir öyle bir şey var. Bir de tabii yani algıyla çok çok önemli. Bunların dolayısıyla algıya ilişkin bunların hani duyarlılıkla ilgili bir şey var. Bir taraftan da istatistiksel olarak hani acaba bunlar yansıdı mı? İşte bunlar 50 sene önce de doktorlar dövülüyor muydu veya hani bir takım saldırıya uğruyorlar mıydı da bugün o gün 10 tane bugün 100 tane olmuş demek ki artmış diyebilmemiz hiç mümkün değil. Onlar yani o iki zaman tane belki mesele haber var. Olmadı anlamında söylüyorsunuz. Yani bir tabii esas mesele duyarlılıktan başlıyor. Duyarlılık ve algıdan başlıyor. Duyarlılık yoksa, algı yoksa haber olmuyor. Duyarlılık varsa, algı varsa haber oluyor. Daha doğrusu bir de kayıtlara geçiyor ve istatistiksel oluyor. Yani bu birbirinin devamı. Evet, tanıma isterseniz bir ortaya tamam. Koyalım. Şiddet derken neyi anlamamız gerekiyor? Yani o tanımı bir ortaya Şimdi, koyalım. Tanım deyince benim böyle bir genel şiddet üzerinde bir çalışmamız yok ama yani bu anlamda tanımıyorum. Ama benim aile içi şiddet konusunda 96-97'de Helga böyle aynı bölümden Helga Wittesberger Tılıç'la beraber yaptığımız bir çalışma vardı. Kadının Statü Sorunları Genel Müdürlüğü için yapmıştık biz bu çalışmayı. Bu çalışmada şöyle bir hani aile içi şiddete gelmeden önce şöyle bir soru yöneltmiştik deneklere. Ankara'da yapıldı bu. Tesadüfi bir örneklemle yapıldı. Aşağı yukarı 400 denekle falan konuşuldu. Kadın erkek farklı. Biraz kadınları farklı tutmuş, fazla tutmuştuk. Hani daha şiddete daha çok maruz kalıyorlar diye. Ama hepsine önce şöyle bir genel sizce yani Türkiye'de şiddet nedir dedik evvela. Şiddet deyince aklınıza ne geliyor dedik. Şiddet deyince hemen herkesin aklına gelen birincil olarak en önce akla gelen işte dövme, yaralama, öldürme falan gibi böyle hani fiziksel şiddet geliyor. Hani biraz daha irdelediğiniz zaman bu yavaş yavaş işte sözel şiddet, hak mahrumiyeti filan gibi konulara da geliyor ama esas olarak fiziksel şiddet geliyor. Dolayısıyla şiddetin bir sürü türü olduğunu insanlar biliyorlar. Peki toplumda şiddet neden olur? Daha aileye gelmedik. Toplumda sizce şiddet neden olur dediğimiz zaman hemen birinci şey yine insanların hemen aklına gelebilen ilk şeyle ilk soruyla karşılaştığı zaman eğitimsizlik. Halbuki biz daha sonraki analizde eğitimle hiçbir ilişki bulamadık. Veya işte işsizlik. Yine ayrıyeten yaptığımız analizde, daha sonraki analizde meslekle veya meslek konumuyla ilgili hiçbir ilişki bulunmadık. Yani önemli bir şey, ilişki bulunamadı. Yani insanların hemen aklına gelen şeyler çok doğru değil. İşte eğitimsiz insanlar yapar, cahiller veya işte belli işte işsizler yapar, yoksullar yapar. Bu doğru değil.
Şiddeti herkesin potansiyeli var. Herkes şu anda rahat rahat konuşuyoruz ama bir anda burası şiddet ortamına dönüşebilir. Hepimizin böyle bir şiddet ortamına dönüşme potansiyeli var. Yani insanın fiziksel özelliklerinin içerisinde evet, mi? Evet, var bu yani. Hani onun için şimdi insanların o ilk algısı, ilk söylemişte şiddet neden vardır? Şundan, hani yoksulluktan var, eğitimsiz. Bu doğru değil hemen, o doğru cevap. Ama şimdi neden var? Biraz daha irdelediğimiz zaman tabii bunu cevap vermek çok zor. İşte bunun biraz nasıl sonra kategorize belki ediyorsunuz yani, Sayın Kalaycıoğlu? Yani şiddetin kaynakları. Oraya gelmeden kaynakları önce ben şu şeyimi bitireyim, lafımı bitireyim. Şimdi dedi ki toplumda şiddet neden var? Bunu söylediler. İşte neden olur? Eğitimsizler olur. Peki sizin mahallenizde, çevrenizde yok, hayır, katiyen bizde şiddet yok. Peki nerede vardır? Toplumda şiddet var mıdır? Evet, çok var. Ama bizim etrafımızda yok. Peki nerede vardır? Yukarı mahallede vardır. Sizin civarınızda yok. Aile içinde kesinlikle yok. Şimdi herkes bunu söylüyor. Ama bir taraftan şiddet çok fazla. Ama bizim etrafımızda yok. Bizim ailemizde yok. Kendilerine dokundurmuyorlar. Çevresine de dokundurmuyorlar. Savunma mekanizması ama var. Ama bir tarafta da çok var. Türkiye'de çok var. Etrafta da çok var. Yukarı mahallede neresiyse orası, orada da çok var. Şimdi bu demek ki algıyla ilgili, algı, hani ilk meselemiz algı ya, demek ki algı olarak evet şiddet var diyor ki biz bu işte o 96 bayağı zaman geçmiş, evet var diyor ama bunu kendine getirdikçe şey yapmıyor, hani kendinden uzak tutuyor bir şekilde, çünkü bunu hani kötü bir şey olduğunu biliyor. Ya da sadece kendi maruz kaldığının şiddet olduğunu düşünmüyor. Düşünse belki başka bir sorunla karşılaşacak. Ayrıyeten mesela daha sonraki sorularda ortaya çıkan, mesela işte aile içi şiddete geldiğimiz zamanki sorularda meşruiyet konusu geldi gündeme. Yani işte hangi haklı mıdır, haksız mıdır? İşte şiddete maruz kalırsa insanlar bunun haklı nedenleri olabilir mi falan deyince hadi hemen herkes bunu meşrulaştırmaya başladı. Aynen dediğiniz gibi başına gelenleri meşrulaştırmaya başladı. Örneğin kadınlar için, erkekler için analiz ettiğimizde erkeklere göre şiddetin, aile içi şiddetin haklı nedenleri işte sözünü tutmada filanken, kadın için ilginçti bu, şiddetin birinci nedeni sadakatsizlikti. Erkek sadakatsizliğe bakmıyor, kadın bakıyor. Erkek işte yemeğini pişirmemiş, görevlerini yapmamış, zamanında evinde olmamış, işte sözünü tutmamış, benden izinsiz bir yerlere gitmiş filan gibi en üst nedenler bunlar. Kadın için ise en üst neden sadakatsizlik. Buradan şöyle bir yorum yapmıştık o zaman. Demek ki kadın kendi namusunun da hani bekçisi olarak, yani kadın, o adam zaten hani onu bekliyor. Zaten onu varsayıyor ki kadın bunu yapacak yani hani. Ama kadın da bunu biliyor görevini ve dolayısıyla diyor ki bazı insanlar sadakatsizdir. Ben değilim ama bazı. Onu dolayısıyla şiddeti hak ederler diyebiliyor. Aslında şimdi, biraz da şey mi acaba, erkeklerin de sonuçta anneler yetiştiriyor. Kadın bu bakış açısındaysa zaten hani bir o kısır döngüye evet, girilmiş yani oluyor. Yani şimdi algı öyle, ondan sonra bir de meşrulaştırma tarafı da var. Yani hem algıdan bakarsanız hani işte neden olur, şu işte bundan olur, o tip teşhisler yanlış. Hem de ondan sonra bunun meşrulaştırmasında da çok fazla var olan toplumsal cinsiyet rollerinin tekrarlanması ve oradan çıkarak bir meşrulaştırma olayı var. Bu anlamda ortam şiddete el veriyor. Ayrıyeten işte çocuklara yönelik şiddette sorduğumuz zaman biz o zaman da o da işte zaten bütün literatürde yazdığı gibi aynen orayı destekleyecek şekilde ama çocuklara biz doğruyu yanlışı nasıl öğreteceğiz dediler. Yani demek ki şiddet aynı zamanda bir eğitim yöntemi olarak da kullanılıyor. Özellikle de çocuklar için bir eğitim yöntemi. Yani çocuğa başka doğruyu yanlışı nasıl öğreteceğiz gibi. Yani bu tip meşrulaştırma şey de var yani işlevi de var şiddetin. Çünkü insanlar başka bir yolla eğitimi bilmiyorlar. Yani hani bunu öğretilmemiş. Bir zamanlar bunu hep anne baba okulları falan diye çok konuşuldu. Hani anne baba şiddetin dışında çocuğa doğru nasıl anlatılır, eğri nasıl anlatılır bunun yolunu yordamını da bilmiyor. Biraz da öyle bir problem var. Evet, şiddetin kaynağı derken evet, öncelikle hani nasıl kategorize etmek lazım? Oradan devam edelim. Nasıl kategorize etmek lazım? Özellikle insanların hani ilk algısı fiziksel şiddet tabii hani bir insan hakları ihlali olarak. Yani en büyük şey zaten en büyük kategori bir insan hakları ihlali. Ben bağımsız özgür bir kişilikken benim yaşam hakkım veya belli yerlere gidebilme, gezebilme hakkım, işte bağımsız bir kendi ayaklarım üzerinde durabilme hakkım her birisi elinden alınmış oluyor. Mesela örnek vereyim, fiziksel şiddet bunların en göze batanı. Yani birisinin işte dövüyorsan, yaralıyorsan falan bu tabii ki en göze batanı. Ancak bir kadın iş gücünün dışında tutuluyorsa, iş gücüne eşit şartlarda girme hakkı yoksa, dolayısıyla bağımlı olarak
hani kalma ve yaşama şansı varsa bir tek veya iş gücüne ancak düşük ücretli, düşük statülü işlerde giriyorsa bu da bir yaşam hakkı gaspıdır. Bu da şiddettir aslında. Ya çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Yani şiddeti böyle genişletmek mümkün. Yani kadına eğer eşit şanslarda iş gücüne girme hakkı tanınmıyorsa veya kadına işte gayet iyi niyetle bir baba, tabii ben çocuklarımı okuturum ama elimdeki imkanlar bu kadar, öncelikle oğlumu okuturum, kıza da vakit kalmaz, ne yapalım zaten kız evlenip gidecek diyorsa bu da bir şiddettir aslında. Yani hani genişletirsek daha böyle tehlikeli mecralara gidebilir olay. Evet, çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Aslında şiddet yani, o anladığımız şey fiziksel şiddet ama başka boyutları var. Tabii çok farklı insanların boyutları hakkından var. Yani genel olarak çok daha gelir. Yani insanları yaşam hakkından, var olma hakkından, işte bağımsız olarak kendi ayakları üzerinde durma hakkından, gezebilme, seyahat etme hakkından mahrum etmek şiddettir. Yani, yani çok her değişik türlü hakkından tabii, anladığım kadarıyla. Söz söyleme, eşit. Hakkını savunma. Mesela bizim yine o çalışmamızda demişlerdi ki kadınlar, işte veya şeyler, genç kızlar dediler ki biz işte bazı zamanlarda annem babam beni konuşturmaz, odaya kapatır, işte harçlıktan mahrum eder cezalandırmak ve eğitim amacıyla. İşte efendim arkadaşlarıma gitmemi yasaklar. Bunların hepsi şiddet. Yani hani... Oraya gelelim tabii, yani şiddetten kurtulmanın yolları derken oraya da gelelim ama kaynaklarını biraz daha değerlendirelim dilerseniz. Şiddetin kaynağı derken neler anlatmak lazım biraz daha ayrıntı yani, verecek olursak? Yani ben biyolojik ve psikolojik kaynaklarına hiç değinmek istemiyorum. Konum değil, benim uzmanlık alanım değil ama bu konuda çok tartışma var. İşte kromozomlarla, genlerle anlatan, işte bazı insanlar şiddete eğilimlidir. Zaten şiddet eğilimli olarak doğarlar, doğuştan gibi teoriler var biyolojik olarak. Psikolojik olarak işte bu da yine aynı şekilde hani bu belli psikolojik davranışların belli insanlarda, belli tipolojilerde var olduğu. Ben o konuya hiç girmek istemiyorum çünkü konum değil, onu savunamam. Ama sosyal olarak savunabilirim ancak kendi konumdan çıkarak. O anlamda birinci mesele öğrenilen olması. Bu şiddetin öğrenilmiş bir davranış olması. Yani biraz evvel söylemiştim, hani anne babalar şiddetten başka, yani çocuğa doğruyu eğriyi anlatacak bir yöntem bilemiyorlarsa, eşler arasında birbirlerine sözünü geçirmek konusunda şiddetten başka bir yol bilemiyorlarsa, yani iletişim kuramıyorlar. İletişim kuramıyorlarsa, bu anlamda sözlerini aktaramıyorlarsa ve bunu ancak şiddetle aktarabiliyorlarsa, bu öğretilmiş. Çocuk da bunu öğreniyor, torun da bunu öğreniyor. Bu şekilde nesiller arasında öğrenilerek gidiyor. Biz bir de başka bir çalışma daha yapmıştık. Üç nesil kadınlar arasında şiddet olgusu şeklinde. 60 tane aile bulduk. Anneanne, kız çocuk ve kız torun. 18 yaşındaki üstü kız torun yaşayan aileler. Anneanneyle konuştuk. Kız çocuğu, onun çocuğu işte 30-40 yaşlarında kızıyla konuştuk ve onun kızıyla konuştuk. Yani kız torunla. Üç kuşak. Üç kuşak çalışması. Çok güzel bir çalışmaydı. Anneannelerin mesela şeyden anlayışı, şiddetten anlayışı ve onun şiddetli normalleştirmesi. Aa ne demek? Tabii ki biz kapıdan içeri giremezdik, el pençe divan dururduk, babamla konuşamazdık bile. Annem de karşıdan bize bir terlik fırlatırdı filan şeklinde böyle gayet normal anlatmaları anneannenin. Kız çocuğu, onun kızı yani 30-40 yaşındaki, biz ona sandviç olmuş nesil, kuşak diyoruz. Onlar arada kalmışlar. Onlar ne annesi gibi, anneanne gibi şeyi, şiddeti böyle normalleştiriyor. Ne demek işte, annem benim üzerinde çok baskı uyguladı. Ah ah ben neler çektim diyor. Ama şimdi peki kendi kızına gelince de bu sefer diyor ki işte tabii diyor her yere gidemez, edemez. Ben onu kontrol etmek zorundayım, korumak zorundayım filan. Şimdi böyle bir şey. Kız toruna geliyorsunuz, kız torun hiç tamamen değişmiş, hiçbir şekilde ne anneanne ne anneye benzemiyor. Yani Türkiye'nin üç kuşağı aslında, çok da güzeldi. Kız çocuk ise kendi zamanındaki tabii ne demek, ben bağımsızım, benim kendi karar hakkım var, istediğim gibi gidebilirim. Annem de zaten, annemle de ilişkim çok iyi değil ama benim anneannemle ilişkim çok iyi diyor. Kız çok torunlar. İlginç. Evet, çok ilginç. Farklı. İşte sandviç kuşak o yüzden ne üstüyle ne altıyla geçinebiliyor ama iki kuşak geçiniyor. Çünkü burada şöyle bir şey var toplumsal olarak. Hem anneannenin kuşağında hem de kız çocuğun, kız torunun kuşağında artık belli bir değerler ve normlar oturmuş, yerleşmiş. Anneannenin kuşağında işte onun zamanındaki şiddet, işte terlik fırlatmak normalmiş.
Ama kız torunun kuşağında ise bunlar zaten böyle bir şey olamaz zaten. Ha, arada yani kalan o sandviç, o yüzden bütün bunu çelişkilerini yaşıyor. Aynen, sıkıntısını çeken arada kalan kuşak. Ne üstüyle ne altıyla anlaşabiliyor. Çünkü onun kuşağı gibi geçiş kuşağı. Yani bu biraz da bizim neslimizi aslında söylüyor. Yani bizim yaşlarımız. Hı hı. Tam da biz böyle o geçiş, Türkiye'nin o geçiş kuşağıyız. Şimdiki kız çocuklarının, yani torun, anneannenin torunu olan, bizim benim kızım olan çocuklarının hiç böyle bir dertleri yok. Onlar zaten hürriyetlerini ilan etmişler ve yaptıklarından çok eminler. Ve gayet de hani şey, ayakları yere sağlam basarak gidiyorlar. Öğrenme o anlamda dediniz. Biraz da böyle bir şey var. Kuşaklar arasında da değişmesi var. İşte normalleştirilmesi var. Yani ve de tabii ki bireyin de kendine olan güveni ve bununla nasıl baş edeceğini öğrenebilmesi de var. Meşrulaştıracak, boyun mu eğecek kaderine, yoksa buna karşı duracak ve ne yaptığını bilecek mi? O da var. Yani hani şiddete maruz kalan kişinin davranışı da önemli. Yani sineye çekip tabii, gizlemiyor. Anneni yani, ortaya çıktığı annesi için gibi değil. Bizler de biliyoruz bir yandan hani da anne algı değişiyor. Anne bundan gocunmamış. Normal. Annesi gocunmuş, ne yapacağını bilememiş ama kız torun zaten böyle bir sorunu yok. O zaten gayet kesin davranışlarında. Evet, bir çok ilginç bir boyut burada ortaya çıkıyor. Yine şiddetin algısıyla ilgili o değişimi de görmüş oluyoruz. Bir de az evvel konuşmanızda yoksulluk dediniz örneğin. Hani baktığımız zaman o toplumsal yapı bir şekilde ya da sistem, ekonomik yapı destekliyor mu bir anlamda? Onun için mi böyle bir yandan da bir artıştan söz ediliyor? Evet, yani bu toplumsal nedenlerin arasında bir tanesi bu öğrenilen olması. İkincisi, İşte toplumsal stres, sıkıntılar, ekonomik güçlükler. Bunların da etkisi söyleniyor zaten toplumsal düzeyde. Bu yoksulluk oraya, o kategoriye giriyor. Yani şimdi tabii ki yine bizim araştırmamızda da vardı. Bu bir meşrulaştırma nedeni de olarak da kullanılabiliyor. Ama hani kullanılmaması lazım aslında. Doğru değil ama kullanılabiliyor. İşte eşim işinde çok yoruluyor. İşte onun patronunu çok eziyor. Ne yapsın adamcağız eve gelince? Hani biraz rahatlamak istiyor diyen kadınlar vardı. Ha. Veya tam tersi, eşim işsiz, yoksuluz, parayı yetiştiremiyoruz. Ne yapsın o sıkıntıdan, stresten, gelip geçici bu işler. Yani benim eşim çok iyi bir insandır aslında ama sıkıntıdan, stresten böyle şeylere başvuruyor diyen kadınlarımız vardı bizim araştırmamızda. Şimdi biraz sıkıntı ve stresin veya işsizliğin veya yoksulluğun bu tip davranışa yol açtığına dair bir genel kanı da var. Tabii ki mutlaka arasında bir bağlantı yok, mutlak bir bağlantı yok. Ama olabilir. İnsanlar hani stresten dolayı rahatlamak için, bir de ailede rahatlıyor daha çok. Bu iş daha çok aile içi şiddete yansıyor. Çünkü aile rahatlama alanı. Diğer kimseye, dışarısı kurtlar sofrası. Oraya kimseye bir şey laf söylemeyince gelip ailede en yakınlarına bütün içini boşaltabiliyorsun. Bir başka yoksullukla ilgili hani olabilecek bir başka konu bu kısmen nefret suçları da dediğimiz. Yani bir şey var toplumda belli hani... yoksullukla mücadelenin yanlış algılanması veya baş etmenin yanlış algılanması şeklinde. Şimdi ben yoksulum niye? Var olan toplumda bir sınıf eşitsizlikleri var. Ben niye yoksulum? O sınıf eşitsizliklerini, yapısal sınıf eşitsizliklere karşı çıkmam ve mücadele etmem lazım. Beni yoksul bırakan mekanizmalarla mücadele edebilmem lazım. Mücadele etmek yerine ben gidiyorum banka camlarını veya bankamatikleri kırıyorum veya trafik lambalarına zarar veriyorum. Kaldırım taşlarını söküyorum. Şimdi bu bir mücadele yöntemi değil. Bu birdenbire bir hırslanmanın, yoksulluğa karşı bir infialin böyle bir kanal olup akması, ama bu doğru bir kanal değil. Esas olarak mesela aynı şekilde işte İngiltere'de gençliğin sokaklara çıkıp dükkanları yağmalaması. 1 Mayıs'ta gördük. Fransa'da oldu bunlar 2 sene, 3 sene önce. Yine gençlik, o işte özellikle göçmen gençler konumlarına itiraz ettiler. Öfke taşkınlığı, işte arabalar yakıldı filan filan. Bizim İstanbul'da oluyor daha çok bu tip şeyler. Yani o mücadele etmekten veya sistemi, işte ben bu yoksulluğuma neden olan sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmaktan ziyade bir takım kendine göre sembol gördüğü, yani beni yoksul bırakan neyse o, onların sembolü gördüğü işte bankalara, finans merkezlerine, ne bileyim, veya işte trafik lambaları bile olabiliyor bu. Bunlardan hırsını almak. Böyle bir davranış içinde belli dönemlerde, belli kesimler, özellikle gençler olabiliyor tabii. Bunun bu yani buna şey deniyor, grup psikolojisi.
veya hani yani grup olarak farklı bir yöne kanalize etmek, o içindeki hırsı, şiddeti veya başka bir yerden bir boşalım aramak. Yani dolayısıyla bir aile içi de yansıyabilir. Orada da hatta meşru görülebilir. Bir de dışarıda bu daha toplumsal kesimlerde, genç kesimlerde bu anlamda mücadele etmek çok zor. Belki de mücadele etmenin önünü kesilmiş görüyor. Yani ne yapsam hiçbir şey değiştiremeyeceğim. Onun için hırsından gidip işte kaldırım taşlarını söküyor veya camları indiriyor. Biraz bu söyledikleriniz aslında ne yapılması gerektiği de ortaya koyuyor tabii aslında. Tabii ki. Yani biraz meseleyi kanalize etmek lazım. Niye ben bu şartlarda yaşıyorum? Niye kötü evlerde yaşıyorum? Niye ben bir iş şansım yok? Niye ben iyi kaliteli bir eğitim alamıyorum diye sorana bir cevap verebilmek lazım bence. Evet, belki bir de mücadele yollarının açık olması, bir örgütlü tabii ki. Artıyadan örgütlü, bunun için bir örgütlülük olabilmesi lazım. Çok haklısınız. Yani örgütlerin bu konuda, ister gönüllü örgütler olsun, ister sendikalar, ister ne kimse, gönüllü örgütlerin bu tip şeyleri kanalize etmesi ve bu mücadele alanının önünün açılması lazım. Gayet yani. Tabii. Yani çocuğun doğrusu orada mücadele vermektir. Gidip sağa solu kırmak değildir. Evet, biraz bireycilik de etkiliyor mu acaba? Çağın hani bireycilik üzerine kurulu oluşu. Üçüncü bir neden söyleyelim o zaman. Toplumsal madem konuşuyoruz. Üçüncü bir neden söyleyelim. O da yine hani de başta söylemiştik ya efendim, günümüzün konjonktüründe, günümüzün şartlarında acaba insan etkileniyor mu? Evet, günümüzün şartlarında özellikle bu 80 sonrasında, 90 sonrasında sosyal bilimlerde bir söylem değişikliği oldu. Biz buna paradigma değişikliği diyoruz. Yani 80 öncesinde daha böyle farklı... İşte farklı yerden, işte yapısal eşitsizliklerden falan anlatırken hayatı birdenbire bu yeni paradigmada söylem, kültürel farklılıklar, kültürel kimlikler, işte kültürel dışlanmalar, ben farklı kimlikten olduğum için dışlanıyorum gibi söylem yani veyahut da kültürel çalışmalar daha çok öne geçti. Bunun tabii kültürel çalışmaların en önemli ögesi de grup değil, sınıf veya sınıflar değil, bireyler. Bireyin kimliği, bireyin varlığı, bireyin farklı işte yaşam tarzı, farklı düşünceleri, birey öne çıktı. Yani 80 sonrasındaki bütün bu söylem, yeni söylemde birey öne çıktı. İyi bir şey, yani yapının altında ezilen bireyin öne çıkarılması iyi bir şey. Hani bireyin de sözü vardı. Hep yapılar değil, biraz birey de söz sahibi olsun. Ama burada başka bir şey daha oldu. Yavaş yavaş bu söylem analizleri ve birey kültürel çalışmalar gelişirken bir taraftan da işte modernite eleştirileri başladı. Modernite o yapıyı öne çıkaran eski görüş. Buna karşı bir eleştiri olduğu zaman bireyin açısından baktığı zaman olaya modernite eleştirisi şöyle şeyler söyledi. Yani bu postmodernite dediğimiz mesele. Canım modernitenin getirdiği bütün bu değerler özellikle yapıya atfeden, yapı esastır, birey ona uysun diyen değerler zaman yanlış değerler. Akıyor biraz isterseniz toparlayalım. Çünkü i̇şte ama ben bireyselliğe böyle geleceğim mecburen çünkü bunu anlatmak zorundayım. Bu yeni söylem analizinde birey dediğimiz zaman, bireyi öne çıkardığımız zaman ve işte moderniteye, yapıyı öne çıkaran moderniteyi eleştire getirdiğimiz zaman bir nihilizm. Yani modernitenin değerlerine karşı bir eleştiri ortaya çıktı. Nihilizm de işte canım doğru olan bir şey yoktur, her şey yanlıştır, ne demek saygı, ne demek dürüstlük şekli, yani bunlar hepsi modernliğin hastalıkları. Farklı değer, o eski değerlere karşı bir eleştiri birdenbire insanların ayağını yerden kesti. İyice biz bu sefer tam tersine yani çıkardı. Nirengi noktasını, referans noktasını kaybettik. Yani her şey de yanlış değil. Tabii yanlışlar var. Kaygan bir zemin oldu yani. Bu sefer her şey yanlış gibi bakmaya başladık. O nihilizm ve bu gençleri çok etkiliyor. Ben şu anda yani bu tamam, ben bu eleştirilere gayet varım. Evet, bir sürü hata var ama birdenbire de bu kadar zemini kaydırmak, işte o sizin bahsettiğiniz bireyselliği ve hani hiç sanki bir değer yokmuş, değer kaybına, tamamen tüm değerlerin kaybına, sanki hepsi şeymiş, kötüymüş gibi, hiç doğru bir şey kalmamış gibi bir bakış açısına geliyor. Bu da çok önemli. Evet, peki şimdi baktığımız yani zaman insan kaybı da... mesela, insan hayatı önemlidir diyoruz. İnsanın yaşam hakkı. Şimdi değerler kaybı ne olacak canım, ölürse ölsün diyebiliyor insanlar. Ve buradan mesela kendi canını almaya gidebiliyor, intihara gidebiliyor. Ne olacak canım, intihar o kadar kötü bir şey değil. Nasıl yani filan diyorum ben böyle duyduğum zaman bazen gençlerden. Yani değerler tamamen kaymış olabiliyor.
Evet, şimdi baktığımız zaman oluyor. Dünyada hani ya da şu gün gündemimizde olan konulara baktığımız zaman da işte büyük devletlerin, gelişmiş devletler denilen büyük devletlerin işte bir takım nedenlerle işte küreselleşmenin sonuçlarını yaşıyoruz diye her gün haberlere çıkıyor. İşte savaşlar, evet, planlar, evet, enerji, evet, yolları, gelir adaletsizliği, uçurumlar, büyük şirketler, tekeller ve taşeron işçiler. Yani sorunun kaynakları biraz da sistemde mi acaba? Daha netleştirelim. Valla daha global, küresel düzeyde tabii şöyle bir savaş tamtamları da var tabii dünyada. Yani bunu Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nda dedik ki efendim dünyanın pazarlarını paylaşamadı insanlar. Dolayısıyla o savaşlar çıktı. 70'li yıllara geldik. Üçüncü Dünya Savaşı bekledik. Olmadı. Aa ne güzel, çok mutlu olduk. Ama 80 sonrasında anladık ki savaş her yerde. Her yere dağılmış durumda ve değişik görünümlerde dağılmış. Kimi yerde etnik çelişkiler olarak, kimi yerde ekonomik çatışmalar olarak, kimi yerde işte bu terör olay olarak, kimi yerde bilmem uyuşturucu kaçakçılığı olarak, o kadar dünyanın her yerine yayılan çelişkiler veya bir hani küçük küçük savaşlar, çatışmalar oldu ki ve o zamandan bu yana da bunlar devam ediyor. Dolayısıyla yani evet, o çatışma, çelişki, kavga, savaş hali de normalleşmeye başladı insanların gözünde. O da etki edebilir. Ne olacak canım? Biraz evvelki nihilizmden bahsetmiştik. Değer kaybından. Evet, bu savaş hali de yavaş yavaş insanları aman orada da oluyor, burada da oluyor, ne olacak ki? Olur böyle şeyler demeye götürüyor insanları. Biraz kolaylaştırıyor sanki şiddeti. Maalesef ki normalleştiriyor olayı insanların gözünde. Artık her gün haberlerde yeni birisi, işte yeni haberler almak, yeni terör olayları, yeni ölümler, yeni şey. Bunlar insanı yavaş yavaş artık... Yani insanın alışıyor gündelik, mu insan insanın şiddete? Gündelik hayatı var. Yani işi de gidecek, işini yapacak, çocuğuna bakacak. Yani insanın da gündelik hayatı var. Onların içinde duya duya bunları yavaş yavaş alışıyor mu? Alışıyor artık. Onun için falanca yerde şiddet olmuş, filanca yerde gitmiş birisini bıçaklamış, öbür yerde adamın kolunu kırmış. Buna ciddi bir olay olarak gözükmemeye başlıyor. Peki ne sistem derken gelir adaletsizliği vesaire, bu da besliyor mu acaba? Yani kapitalist sistemin yarattığı bir takım sıkıntılar yani da olabiliyor onu, mu? Demin de onu söylemeye çalıştım. Tabii o yoksulluk, adaletsizliği, o yapısal olarak yani sistemin getirdiği, yapısal deyince biz sistemin getirdiği adaletsizlikten bahsediyoruz. Evet, giderek onun da oradaki aranın açılması. Eskiden yoksulluğu sadece Afrika'da bilirken şimdi tüm dünyaya yayılmış bir yoksulluk var. Kutuplaşma var sınıflar arasında. Yani bir tarafta inanılmaz zenginlikler, akıl almaz bir zenginlik varken bir tarafta da artık eskisinden bilemediğimiz çok büyük bir yoksullaşma var dünyada. İşlerini kaybedenler, konumlarını kaybedenler. Bu anlamda tabii ki yani o dünyanın kapitalizmin veya geldiği yeni bu çok uçurum yaratan eşitsizlikler. Tabii refah devletinin geriye çekilmesi, yani o sübvansiyonların, bir insanı desteklemenin geriye çekilmesi, bunlardaki şeyin kesilmesi, desteklerin kesilmesi de hani olayın bütün sorumluluğunun bireyle pazarı baş başa bırakmak. Hadi bakalım çöz sorunlarını. İşte eğitimini bulacaksın, iş mi bulacaksın? Bunları bireyin sorumluluğuna bırakmak da önemli tabii, evet, şu anda yoksullaşmada. Peki Sayın Kalaycıoğlu, şimdi süreyi de verimli kullanalım istiyorum. O yüzden şunu sormak istiyorum. Şimdi bir yandan da şuna bakalım mı acaba? Şiddeti düzeltmek isterken ya da şiddeti cezalandırırken şiddet mi uygulanıyor peki? Yani şimdi cezalandırma dediğimiz işte hapishaneler vesaire bir süreç var orada. O da bir şiddet mi acaba? Çözüm nedir? Böyle işin özüne bakarak, artık süremiz azaldı çünkü. Tam bugün sabah derste anlattığım konuyu anlatayım burada da. Yani ondan örnek vereyim. Şimdi bir tarafta şöyle, dünyanın yeni konusu güvenlik ve emniyet. Güvenlik ve emniyet için biz ne yapıyoruz? Her yere güvenlik kameraları takıyoruz, mobeseler. İşte çeşit çeşit güvenlik sistemleri geliştiriyoruz. Güvenlik görevlileri tutuyoruz. Her yerde işte bilmem kimlik araştırmasından geçiyoruz. İşte havaalanlarında sürekli elektronik olarak, yani giderek artık bir çılgınlığa dönüşmüş durumda bir güvenlik şeyinden, güvenlik meselemiz var. Yani herkes, hepimiz odaklı, potansiyel kadarıyla kriminal gibi böyle her yerde, her anda, her saniyede şey değil, kontrol ediliyoruz. Niye bu güvenlik sorunu oldu diye düşünmemiz lazım. Yani acaba biz şu ana kadar ne politikalar uyguladık ki? O politikalar ne gibi yanlış sonuçlar çıkardı da biz bugün bu anlamda bu kadar çok aşırı güvenlik tedbiri almak zorunda kaldık. Sebep ne? Yani sadece
insanla, bazı insanlar şiddete eğilimli, ay efendim terör yapıyorlar falan, tabii orada duruyor ama bir de burada acaba yanlış politikalar uygulandı da mı bu olay ortaya çıktı diye sorgulamak lazım. Yanlış uygulanan politikaların ortaya çıkardığı bir takım şiddet hareketlerinde de biz tekrar yine bir şiddetle, yani işte mobese kamerayı bilmem güvenlik önlemleriyle falan önlemeye çalışıyoruz ki maalesef ki yanlış. Esas yani bu da başka bir şey, o da daha kötü bir yere götürecek. Halbuki o değil. Ben niçin benim hayatım, özel hayatım sürekli gözetlensin? Gözetleme diye bir yeni kültür doğdu. Sürekli gözetleniyoruz. George güvenlik Orwell'ın adına. 1984 evet, gibi. Sürekli yani. Gözü yani. Şimdi o da benim insan haklarımın gaspı. O anlamda buradaki yapılacak iş, doğru politika, artık işte bu 0-1 yaş grubu çocuklarından başlayarak belki 3 nesil sonra çözebileceğimiz insanların kafalarındaki birbirlerine karşı olan ön yargıları değiştirmek. Bir de o var kültürel olarak. Yani çözüm eğitim mi? Birbirini anlamak, birbirini daha iyi tanışmayı, ayrımcılığa son vermek, yani bu anlamda iyi niyetli, gerçek niyetini gösteren politikalara gitmek ve biz yani esas olan mesela işte Türkiye'den hani örnek vereyim, bir yerde bir grupla öbür grup birbirine giriyor, vay efendim sen doğulusun falan diye. Şimdi bu insanlar, sonuç olarak hepimiz insanız, birbirini tanıma şansını verirseniz veya onun tanımasına yönelik veya oradaki önyargıları körükleyecek değil, tam tersine önyargıları ortadan kaldıracak politikalar yaparsanız yani, bu iş şiddet yönetenlerin önemli. Üslubu da çatışmacı yani, değil, kaynaştırıcı olmalı. Politika bu yani, bir yönelim, strateji. Stratejinizi böyle yaparsanız mobese kamerasına gerek kalmaz. Yani. Evet, yani devletin tavrı, yönetenlerin tavrı, üslubu tabii ve koyduğu politikalar önemli. Aynı zamanda eğitimi yani de söylüyorsunuz. Çoğu zaman siz düşünmüyor musunuz akşam haberleri izlerken? Öğrenciler şurada bir basın açıklaması yapıyor. Ya bırak açıklamasını yapsın, çocuk dağılsın gitsin. Niçin üzerine gidip de bilmem işte biber gazı evet, şey yapıyorsun da ve olaya iyice bir şiddet katıyorsun? Yani ne var? Ne var son açıklamasını yapmasında? Evet, programımızın sonuna geldik ama Sayın Kalaycıoğlu güzel bir mesajla da noktalıyoruz yani. Herhalde. İsterseniz birkaç cümleyle özetleyelim. Hem kaynağını konuştuk ama işin özü de tabii bunu çözmekte. Ne tavsiye edersiniz bizleri izleyenlere? İtidal. olaya şöyle bir geriye durup düşünün, rahat derin bir nefes alıp bir daha düşünmelerini tavsiye ediyorum. Yavaş bir daha yutkunarak, bir iki defa daha düşünerek hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Yani bu olayın sadece insanları susturmak değil, yani bir söylesin bakalım. Belki burada bir diyalog imkanı vardır. Niye biz bu diyalog imkanını sağlamıyoruz diye düşünmelerini tavsiye ediyorum bence. Evet, hem bireysel hem de bu herkes için, tabii aile içinde de, devletler nezdinde de herkes için aynı şey. Geçerli. Evet, kırıp dökmek kolay diyorsunuz ama itidal. Tabii ki. Önemli bir mesaj. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kalaycıoğlu. Evet sevgili izleyiciler, bugün şiddetin kaynağını aradık ve tatlıya bağladık. Kırıp dökmeden diyelim ve itidalli olalım lütfen. Çünkü hani geçmişe dayanan, yüzyıllardır tartışılan konular olabilir bunlar. Ama sistemin de körüklediği bazı unsurlar olabilir. Ama biz çözeceğiz bireyler olarak. Öncelikle biz çözeceğiz. Tabii devletlerin de yükümlülükleri, hükümetlerin de yükümlülükleri olacak diyelim. Noktayı koyalım. Hoşçakalın.